أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حمد سنة övgü ve şükür bizi yoktan var eden, bizi yediren ve içiren, alemlerin Rabbi olan Hazreti Allah Teala'ya olsun. Salat ve selam, tahiyyatül ikram, onun elçisi, bizim peygamberimiz, biricik rehberimiz ve önderimiz, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun ailesine ve ashabına olsun. Değerli müminler, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. İlim ve hikmet dersleri başlığında bugünkü sohbetimizde Efendimizin Mekke hayatının peygamberlik öncesi Mekke'deki hayatının genel özellikleri, Efendimizin peygamberlikten önceki kişiliğinin temel özelliklerini açıklamaya ve anlatmaya çalışacağız inşallah. Rabbimiz bize anlattıklarımızla, size de duyduklarınızla amel etmek, yaşamak hepimize nasip etsin. Rabbimiz bizleri imandan ve İslam'dan, Kur'an'dan ve Peygamber Efendimizin yolundan ayırmasın. Efendimiz 40 yıl boyunca peygamberlik öncesinde Mekke'de bir hayat sürüyor. Doğumu Mekke'de, çocukluğu, gençliği, evliliği Mekke'de, 40 yıl Mekkelilerle birlikte yaşıyor. Ama bu 40 yıl boyunca kendisine peygamberlik verilmeden önce çok böyle temel noktalar göze çarpıyor. Bunlardan bir tanesi Efendimizin yetim ve fakir olması, zengin birinin olmaması. Her şeyden önce daha dünyaya gözlerini açmadan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam babasını kaybetmiş. Yani yetim kalmış Peygamber Efendimiz. 6 yaşındayken annesini kaybetmiş ve öksüz kalmış Peygamber Efendimiz. Daha sonra dedesi Abdülmuttalip onu korumuş, kollamış, onu gözetmiş, ona bakmış ama 8 yaşında onu da kaybetmiş. Daha sonra amcası Ebu Talip bakıyor, onunla birlikte oluyor. 8 yaşındaki bu çocuğa eşiyle beraber kol kanat geriyor. Bunun hikmetleriyle ilgili neler söylenebilir? Aslında Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri peygamberini, Muhammed Aleyhisselam'ı peygamberliğe hazırlıyor adeta. O tam anlamıyla bir aile görememiş, bir aile ortamında annesiyle babasıyla birlikte beraber olamamış, o şansı elde edememiş. Aslında önemlidir bu. Ama onu terbiye eden, ona ahlak veren kimdir? Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleridir. Men eddebeni Rabbi fe ehsene te'dibi buyuruluyor. Hadisçilerin zayıf dediği bir rivayette Rabbim beni terbiye etti, benim ahlakımı Rabbim verdi ve Rabbim benim ahlakımı ne de güzel kıldı buyuruluyor. Dolayısıyla evet, babadan yetim, anadan öksüz, dedesinin yanında, amcasının yanında ama Cenab-ı Hak ilahi el kudret eli, Rabbimizin kudret eli aslında ilmek ilmek Muhammed Aleyhisselam'ı yetiştiriyor, yetiştiriyor, büyütüyor, edep ve ahlak veriyor. Ve inneke le ala hulukin azim.
şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin buyruluyor. Yani evet, yetimdi, öksüzdü, aile çok önemliydi insan hayatında, ailesinin terbiyesi önemliydi ama Efendimiz o boşluğu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri ile doldurmuş oluyor. Cenab-ı Hak onu bizatihi özellikle yetiştiriyor. Böyle bir hikmeti olsa gerek diye düşünüyoruz. Yine değerli dostlar, hayatta her türlü acıyı görmüş, her türlü sıkıntıyı yaşamış. Geçen hafta ifade ettik, 7 çocuğundan 6 tanesini kendi sağlığında kendi eliyle toprağa vermiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evlat acısı görmüş, baba acısını daha duyamamış bile, babasını hiç görmemiş. 6 yaşında böyle anne anne dediği bir yaşta, çok da doyamadığı bir dönemde annesini kaybetmiş. Biliyorsunuz hemen hemen 5 yaşlarına kadar annesinin yanında da yetişmemişti. Süt annesinin yanındaydı. Yani tam annesine kavuştu. Belki 6 ay, belki 1 yıl oldu. Ondan sonra 6 yaşında annesini de kaybetti. Allah Resulü bu şekilde bir eğitim içerisinden geçiyor ve her konuda bizim örneğimiz, rehberimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şunu kimse söyleyemez: biz çok acılar çekiyoruz efendim, biz çok acı çektik, Allah Resulü o acıları çekmedi. Yok, Allah Resulü her türlü acıyı yaşamış, her türlü sıkıntıyı görmüş ama asla istikametten, asla Allah yolundan taviz vermemiş. Hep Allah yolunun yolcusu olmuş. En büyük acılarla birlikte, en büyük sıkıntılarla birlikte daima Rabbimize kul olmuş ve en nihayetinde de peygamber olarak görevlendirilmiş. Efendimiz evet, babasından kendisine biraz miras kalıyor. Ama miras yedi bir insan da değil. Birkaç deve kalmış, birkaç koyun, bir de Ümmü Eymen Bereke Hazretleri. O kadar. Öyle çok mal varlığı olan birisi değil. Bunun için de küçük yaştan itibaren ne yapacaktır? Çalışmaya başlayacaktır. Önce süt annesinin ve süt babasının yanında, sağdoğullarının yurdunda süt ailesinin koyunlarını otlatacak. Orada çobanlığa başlayacak. Aileye yardımcı olacak. Ardından amcası Ebu Talib'in yanında yaşarken de koyun otlatmaya devam edecek. Çobanlık yapacak. Ve diyecek ki Allah Resulü, hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmasın. Hani toplumda en böyle aşağı derecede çobanlık görülür. Oysa ki alnın emeğin teridir. İster çobanlık, ister başka bir meslek. Yeter ki helalinden olsun. Ama temizinden olsun, çobanlıkla da olsa fark etmez. Allah Resulü daha çocuk yaşlarından itibaren çobanlık yapıyor. Böylece hayatı öğreniyor. Böylece hayatı anlıyor ve yaşıyor. Şimdiki dönemin en büyük problemlerinden bir tanesi budur deniyor. Çocuklar hayatı öğrenemiyor. El bebek gül bebek yetişiyor. Peş peşe okul, ilk öğretim, orta öğretim, lise, üniversite. Üniversiteden 25 yaşında mezun oluyor çocuk ama daha hiçbir iş yapmamış. 25 yaşına kadar daha hiçbir sıkıntıya girmemiş. Bir koyun dahi gütmemiş. Ondan sonra 25 yaşında ne yapacağını bilmez bir vaziyete geliyor. Efendimiz diyor ki, ben çocuk yaşındayken Mekkelilerin koyunlarını güdüyordum belli bir ücret karşılığında. Bu şekilde daha çocukluktan itibaren hayata alışıyor. Koyunları güdüyor. Tabiatla baş başa kalıyor. Doğayla baş başa kalıyor. Yıldızları, güneşi, ayı böyle en saf, en yalın haliyle temaşa ediyor. Böylece ahlaki ve ruhi eğitimi devam ediyor. Allah Resulü, evet,
miras yedi değil, zengin değil ama kimseye de el açan bir dilenci de olmamış hayatının hiçbir döneminde. Çobanlık yapmış, çocukluktan itibaren geçimini öncelikle aileye katkı sağlamış amcası Ebu Talib'in yanında. Ardından da gençlik döneminde de biliyorsunuz ticarete başlamış. Ticaret yapmış. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer çok zengin olsaydı, malı mülkü parası pulu çok olsaydı, Allahu alem peygamberliğini ilan ettikten sonra, insanları Allah yoluna davet ettikten sonra belki de insanlar onun zenginliğine geleceklerdi. Onun parasına geleceklerdi. O zengin Muhammed'in parasından biz de istifade edelim diyeceklerdi belki de. Ama öyle bir pozisyonda değildi. Kimseye muhtaç olmadı ama bol bol peygamberlik öncesi dönemde bol bol insanlara verecek kadar da bir zenginliği Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin söz konusu değildi. İkinci olarak Mekke döneminde Efendimiz ümmi idi değerli dostlar. Ümmi idi. Ne demek ümmi? Anneden doğduğu haliyle olan kişi demek. Bir başka ifadeyle ümmi demek okuma yazma bilmeyen demektir. Anadan doğduğu hal. Kelimesi anne demektir. El-üm. Ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz peygamberimizi ümmi olarak tanımlar. Ümmi. Okuma yazma bilmiyordu Allah Resulü. Zaten Mekke'de de öyle çok uzun boylu herkes okuma yazma biliyor değildi. Belli insanlar biliyordu, belli ileri gelenler biliyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz de okuma yazma öğrenmemişti. Daha sonraki dönemde İslam'la birlikte hem Mekke'de hem Medine'de okuma yazmanın önemi arttı. Ondan sonra insanlar okuma yazmaya önem verdiler. Ondan önce müşrik Araplar okuma yazmaya önem vermiyorlar. Önemsemiyorlar. Yazıyı yazmayı, yazılanları okumayı önemsemiyorlar. Efendimiz de öyle. Zaten dediğimiz gibi bir aile ortamında yetişmemiş. Annesinin babasının yanında değil, dedesinin yanında, amcasının yanında okuma yazma öğrenmemiş, çobanlık yapmış. Eğer okuma yazma bilseydi, o Mekke'nin belki sayılı insanlarından birisi olsaydı önceki dönemde, peygamberlik döneminden önce, o zaman ne diyeceklerdi? Ne olacak? Zaten okuma yazma biliyor. Kur'an-ı Kerim'i kendisi eliyle yazdı diyeceklerdi. Kur'an-ı Kerim'i kendisi eliyle yazdı diyeceklerdi. Ama Allah Resulü okuma yazma bilmiyordu. Ve Cenab-ı Hak ona Kur'an-ı Kerim'i vahyetti. Okuma yazma bilmeyen bir insana. İşte bu da elbette ki bir mucizedir. Okuma yazma bilmeyen bir insanın kendisine vahyedilen Kur'an-ı Kerim gibi muazzam bir kitabı insanlara anlatması, duyurması, tebliğ etmesi elbette ki bir mucizedir. Nitekim Ankebut suresinde وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ sen ondan önce herhangi bir kitap okuyor değildin. وَلَا تَخُدُّهُ بِيَم۪ينِكَ elinle de yazıyor değildin. Ne okuyordun ne de yazıyordun. Kur'an'dan önce Peygamberimiz okuma yazma bilen birisi değildi. Ve dediğimiz gibi bunun da hikmetlerinden bir tanesi, eğer okuma yazma bilseydi Kur'an'ı zaten Muhammed denilen adam kendisi yazdı diyeceklerdi. Demek ki böyle Cenab-ı Hak adım adım peygamberini, kulu Muhammed Aleyhisselam'ı ne yapıyor? Peygamberliğe hazırlıyor. Böylece o devrinin meşhur din adamlarının önünde diz çöküp, şairlerin yanında yer alıp bir şeyler öğrenmiş değildi.
Çok böyle ilim halkalarına katılmış değildi. Zaten öyle bir durum da söz konusu değildi. Çünkü o zaman ne diyeceklerdi? Falan adamın yanına gidiyordu, Kur'an'ı ondan öğrendi diyeceklerdi. Hatta bunu bile demeye çalışanlar oldu. Oysa ki Peygamber Efendimiz ne öyle şairlerin yanına gider, ne öyle rahiplerin, din adamlarının yanına gider, onlarla birlikte uzun boylu birlikte bulunurdu, bulunmazdı yani. Dolayısıyla daha sonraki dönemde de tek tük diyenler oldu ama geneli biliyordu ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu Kur'an'ı, bu kitabı falandan filandan alma ihtimali ve şansı yoktu. Onun Mekke döneminde önemli özelliklerinden bir tanesi de ticaretle meşgul olmasıdır. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde çobanlık yapıyordu. 20-25 yaşlarından itibaren, 20 yaşlarından itibaren ticaret yapıyor. Hem de uluslararası ticaret. Sadece Mekke'de değil, Yemen bölgesine, Suriye bölgesine, başka Bahreyn, Uman taraflarına ticaret kervanlarına katılıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Böylece ticaretle birlikte hem kendi ekmeğini kazanıyor, helalinden kazanıyor, hem de ahlaklı bir şekilde, dürüst bir şekilde nasıl ticaret yapılır onu gösteriyor. Daha önce de ifade ettim. Şimdi ortam bozuldu, ticaret bozuldu deyip insanlar ne yapıyorlar? Bozuk olan ticarete bozuk bir şekilde devam etmeye çalışıyorlar. Ve buna gerekçe ve mazeret olarak da ortamı gösteriyorlar. Diyorlar ki ortam çok bozuk, ticarette ahlakı yok. Öyleyse ne yapalım? Biz de ticarette ahlaksızlık yapıyoruz. Sahtekarlık yapıyoruz, düzenbazlık yapıyoruz. İşi kitabına uyduruyoruz ticarette. Onlara en güzel cevap Muhammed Aleyhisselam'ın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır değerli dostlar. Cahiliye müşriklerinin olduğu bir ortamda, ticaret ahlakının olmadığı bir ortamda Efendimiz ticaret yapmış ama en güzel şekliyle yapmış. Ve ticaretinden dolayı da 25 yaşında artık Mekke'de Muhammed isminin yanı sıra El Emin ismiyle bilinir ve tanınır olmuş. Muhammedül Emin. Emanete sahip çıkan güvenilir, dürüst Muhammed Aleyhisselam. Muhammedül Emin. Ticaret yaparken bunu ortaya koyuyor. O bozuk ortamda, o kötü ortamda ticaret yaparken en güzel bir şekliyle yapıyor. Ve yaptığı ticaret dediğimiz gibi sadece Mekke'de pazarda ticaret değil, uluslararası bir ticaret. Ve bu ticaretlerin neticesinde ne olmuştu? Hazreti Hatice annemizle evlenmişti. Onun dürüstlüğü, onun güvenilirliği, zengin ve herkesin kıskandığı, herkesin evlenmek istediği Hatice annemizi hoşuna gitmiş ve Hatice annemiz bu genç Muhammed ile aleyhisselam ile ne yapmıştı? Evlenmişti değerli dostlar. Ticaret yaparken Efendimiz aynı zamanda insanları tanıyor. Bölgeleri tanıyor. Örfleri, adetleri tanıyor. Toplumu tanıyor. İnsanlara bir şey anlatacaksanız, insanlara bir şey öğretecekseniz onları tanımanız lazım. Tanımadan, bilmeden karşınızdakinin derdini, sıkıntısını, özelliğini, örfünü, adetini, geleneğini bilmeden insanlara bir şey anlatamazsınız. Anlatamayız. Dolayısıyla Efendimiz ne yapıyor? Aleyhissalatü vesselam toplumu tanıyor. Arap Yarımadası'nı öğreniyor. İnsanları, kabileleri öğreniyor. Ticaret yaparken böylece yetişmiş oluyor. Yine toplum içerisindeki yerine baktığımız zaman Efendimizin öyle Mekke'nin ileri gelenlerinden birisi değil. Evet, dedesi öyleydi.
Mekke'nin ileri gelenlerinden Abdülmuttalip idi dedesi, ama kendisi, babası vefat etmiş, annesi ölmüş. Gariban, yetim ve öksüz birisi, dedesinin yanında büyümüş, amcasının yanında büyümüş, Mekke'nin ileri gelenlerinden birisi değil. Hatta Kur'an-ı Kerim inince, bu Kur'an şu iki şehrin büyüğünden birisine indirilmeli değil miydi diyorlar. Zuhruf suresinde Rabbimiz haber veriyor. Yani madem kitap inecekti, madem Allah vahiy indirecekti, o zaman ya Mekke'nin en ileri gelenine ya da Taif'in en büyüğüne indirilmeliydi diyorlar. Neden bu yetim ve öksüze Kur'an indirildi? Neden bu yetim ve öksüz peygamber seçildi diyorlar. Eğer Mekke'nin ileri gelenlerinden bir tanesi olsaydı Efendimiz peygamberlik öncesi dönemde, o zaman ne yaparlardı? Derlerdi ki zaten zengin adam, büyük adam, Mekke'nin ulusu, Mekke'nin ileri geleni, peygamberlik de ona gelmiş. İnsanlar getirdiği Kur'an'a değil, getirdiği kitaba değil, onun büyüklüğüne, onun ileri gelen oluşuna bakarak hareket ederlerdi. Yetim ve öksüz Muhammed Aleyhisselam, ama peygamberlik ona veriliyor. Bu da zaten Mekke'nin ileri gelenlerinin ağrına gidiyor. Hazmedemiyorlar. Garipsiyorlar. Neden o? Çünkü onlara göre dünyada en üstte olan, mevkisi makamı en yüce, en büyük olan, parası pulu çok olan, çoluğu çocuğu çok olan üsttedir. Dünya bakışı böyledir. Ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretlerinin bakışı öyle değil. Dünyada konumu çok iyi olabilir ama asıl konum Allah katındaki durumdur ve konumdur. Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem böyle arkadaşları var ama ileri gelenler değil, temiz insanlar. Mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimizle peygamberlik öncesi dönemde de arkadaştır. İkisi de putlara tapmaz, ikisi de içki içmez, ikisi de zina etmez. Hem Hazreti Peygamber Efendimiz hem de Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Ne zaman? Peygamberlikten önce. Peygamberlikten sonra zaten dost olacaklar, dostlukları daha da perçinleşecek. Ama ondan önce de toplumun temiz olanlarıyla Peygamber Efendimiz arkadaşlık yapıyor, dostluk yapıyor. Ve güvenilir oluşu dedik. Evet, güvenilir oluşu dedik. Ticaretiyle, insanlar arasındaki hal ve hareketleriyle Muhammedül Emin vasfını kazanmış idi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve ahlakı herkes tarafından biliniyordu. Hatta geçen hafta ifade ettim, 35 yaşındayken Allah Resulü Kabe hakemliği yaptığı zaman herkes sevinmişti. Demişti ki Muhammed temiz insandır, dürüst insandır, doğrudur, ahlaklıdır. Aldatmaz, sahtekarlık yapmaz, yalan söylemez, adam kayırmaz, kabile kayırmaz. Efendimiz böyle bir hayat yaşıyor peygamberlik öncesinde. Tertemiz bir hayat yaşıyor. Mazlumların, mağdurların yanında. Hılful Fudul'u anlattım. Bir garibanın malını almışlardı. Sonra Efendimiz de ne yaptı? O teşkilata katıldı. Garibanın, mazlumun, mağdurun yanında oldu. Fakire yardım etti, garibana yardım etti. Yetim ve öksüzün yanında oldu. Ve son olarak dini hayatıyla ilgili Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 40 yaşına kadar hiç putlara ilgi göstermedi. Oysa ki Mekkeliler, Medineliler, bütün Arabistan Yarımadası sabah akşam gece gündüz putlara tapıyorlardı adeta. Putlar onlar için her şeydi ama çok az kişi vardı putlara tapmayan. Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onlardan bir tanesiydi. O asla putlara tapmadı, put bayramlarına katılmadı. Hatta çocukken halası onu götürmek istemişti de ne olmuştu?
hastalanmıştı ve katılmamıştı. Putlara el yüz sürmemiş, Mekkelilerin dini olan o müşrik dini, o şirk dinine asla itibar etmemişti ve toplumdaki bozuklukların da farkındaydı Allah Resulü. Memnun değildi. Çünkü toplum çok bozuktu, bozulmuştu. Ahlakı da, inancı da her şeyle beraber Mekke hayatı adeta bitmişti. Bu yüzden Efendimiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapacaktır? 35 yaşından sonra, o Kabe hakemliğini yaptıktan sonra 40 yaşına kadar zaman zaman Mekke'nin 5 kilometre kuzey doğusunda, ama artık Mekke'nin içinde sayılır günümüz itibariyle, Hira Nur dağına gidip orada mağarada zaman zaman artık uzlete çekiliyor. 35 yaşından 40 yaşına kadar Efendimiz aleyhissalatü vesselam mümkün mertebe toplumdan uzak kalmaya çalışıyor. Birkaç günlük yiyeceğini, suyunu yanına alıyor ve o şekilde Hira Nur dağındaki o Kabe'yi gören mağara, böyle tam da Mekke, tam da Kabe ayağınızın altındadır. Hira Nur mağarasına, o dağdaki, Hira dağındaki mağaraya gidenler bilirler. Tabii şu anda oteller boy boy yüksek tabii. Doğrudan Kabe'yi görmek zor ama temaşa ediliyor. Çünkü hakim bir tepede biliyorsunuz. Mağaranın tam da yönü nereye bakıyor? Mekke'ye bakıyor. Efendimiz böylece 35 yaşından 40 yaşına kadar ara ara zaman zaman buraya gidiyor. Bazen birkaç gün, bazen 3-5 gün, bazen bir hafta burada kalıyor ve Allah'a kendince ibadet ediyor, kulluk ediyor. Hazreti Ayşe annemiz bu kulluğu, bu ibadeti tehannüs ismiyle açıklıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine peygamberlik gelmeden önce zaman zaman Hira Nur mağarasında tehannüs halindeydi. Alimler açıklıyorlar, yani tefekkür ediyordu. Ya Rabbi diyordu, sen birsin. Her ne kadar bu müşrikler, bu Araplar putlara tapsa da sen teksin. İbrahim peygamberin bize öğrettiği gibi, İsmail peygamberin bize anlattığı gibi, bu şekilde ne yapıyor? Peygamberimiz peygamberlik öncesinde uzlete çekiliyor, inzivaya çekiliyor, toplumu düşünüyor, insanları düşünüyor, yaratanı düşünüyor, gökyüzünü temaşa ediyor, bu göğü, bu yıldızları, bu güneşi, bu ayı yaratan tek ve yüce olan Rabbimiz. Elbette ki putlar hiçbir şey değil. Ona ortak koşmak ne kadar da kötü. Bu şekilde Peygamber Efendimiz peygamberlik öncesinde kendi halinde Cenab-ı Hakk'a zikrediyor, tefekkür ediyor, düşünüyor, yalvarıyor, dua ediyor, yakarıyor. Ve 40 yaşındayken öyle bir tefekkür halinde, öyle bir dua, yalvarış ve yakarış halindeyken Cebrail gelecek ve ona ilk vahyi getirecek, ilk ayetleri indirecek. 35 ila 40 yaş arasında da Efendimizin zaman zaman artık toplumdan kendisini tecrit ettiğini, yavaş yavaş el etek çektiğini, insanların gidişatından hiç memnun olmadığını kaynaklarımız bize haber veriyor. 40 yaşına kadar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'de insanlarla birlikte ticaret yapmış, çobanlık yapmış, ama ahlaklı bir şekilde, ama efendi ve güzel bir şekilde yapmış. 40 yaşındayken Allah Teala Hazretleri onu peygamber olarak seçiyor. Ardından 23 yıllık bir peygamberlik hayat. 63 yıllık Efendimizin hayatının ilk 40 yılı bu şekilde geçiyor. Daha sonraki 23 yılında Efendimizin
peygamberliğini inşallah anlatmaya devam edeceğiz. İlim ve hikmet dersleri Efendimizin hayatını hikmetleriyle anlatan Hazreti Muhammed ve Evrensel Mesajı isimli eserden inşallah sohbetlerimize, derslerimize her hafta devam etmeye çalışacağız. Rabbimiz Celle Celalü Hazretleri bize anlattıklarımızla, size de duyduklarınızla amel etmek, yaşamak hepimize nasip etsin. Günahlarımızı affetsin. Rabbimiz istikametten ve doğru yoldan bizleri ayırmasın. Efendimizin hayatını iyi öğrenmek, anlamak ve yaşamak hepimize nasip etsin. Lillahi Teala'l-Fatiha.